Şimdi öncelikle Murat Sancak geldikten sonra Adana Demirspor Kulübü gerçekten Serhat Sözlü Evet. başkanlığında işte puan silmeler, transfer tahtaları falan kapalı falan artık bu durumdan çıktı. Şampiyonluğa oynayan, her taraftan istediği futbolcu alınabilen bir konuma geldi ve 2 yıldan beri de şampiyonluğa oynuyor, direkten dönüyor. Dolayısıyla taraftar memnun. Takımdan çünkü şampiyonluğa oynayan bir takım var. Evvelsi günde bu takımın tekrar Evet. kongresi yapıldı. Bu kongreslerin basına kapalı yapıldı. Evet, Önce bir resimler görüntü alındı alındı. sadece. Sonra basını başkan dışarıya çıkardı. Ben dedi bazı özel bilgileri kongre. Tabii biz bunu ya duyduk. Yani sonuçta o kongre üzerinde de Evet. basından. Yani başkan bunu böyle söyledi ama neyi düşünerek yaptı bilmiyorum. Çünkü orada konuştuğu her şeyi, özel paylaştığı şeyler de bize geldi. Size de gelmiştir. Evet. Arkadaşlara da gelmiştir. Neler konuştuğunu biliyoruz. Ama tabii bunları bizde kalsın, basın camiasında kalsın. Şimdi burada insanların kafa Adana Spor gibi mi olacak Adana Demirspor? Aslında herkesin kafasında Evet. şey bu ama çoğu insan bu konunun üstüne gidemiyor. Kongrede o mesaj Kongrede verildi. şirketleşmeye mi gidecek bu takım? Çünkü gerçekten bakın kongreye gitti Murat Evet. Sancak karşısına rakip çıkamadı. Geçen dönem Gökoğlu zaman Serhat Sözlü Evet, bıraktığında evet, 3 tane evet. aday çıkmıştı. Evet. Ve birbirlerine şey yapmışlardı ama o zamanki borç 29 milyon veya 35 milyon civarındaydı. Herkes aday çıkabiliyordu. Şimdi 150-160 Evet, milyon şimdi gibi veya çok 200 milyon gibi yükseldi. rakamlarda zaten kimse cesaret edemez bu rakamlara. Bunu da başkan iyi biliyor. Artık bu saatten sonra da şirketleşmeye götürecek. Bunda da ama Peki güzel bir yönetim. şirketleşmeye Yönetimdeki isimlere baktığınız giderse zaman nasıl da iyi bir karşılık yönetim. alır? Yeni yönetime evet başarılar diliyoruz. Valla Güzel bir kimse de yönetim. alamayacağı Ama için. Yani evet. kimse artık bu saatten sonra alamayacağı için şirketleşmeye böyle alırsa da gider. Yani çünkü zaten her başkan canı sıkıldığında rest çekiyor. Evet. Kongreye götürürüm takımı diye. Çünkü biliyor ki karşısına aday çıkamayacak. Murat Başkan ama Murat Sancak gibi şu an takımı da götürebilecek bir isim Ya bulamadı abi isim yani. de yok tabii ki. O cesaretle de Ya istediği gibi şu an tabii bu ki. işten en mutlu belediye başkanları ben sana söyleyeyim. Evet. 2 yıldan beri kim gidiyor belediye başkanlarına? 500 bin lira ver, 1 milyon ver. Evet. Başkanlar da rahat, siyasiler rahat. Kimse de onun için sıkıştırmıyor Murat Sancak'ı Evet, verdiği parayı. aynen öyle.